Allah aşkına. Hep bak Nurcan'a bir şey demiyorsun ki ona da demen lazım aslında aynılarını. Ben aynı tepkiyi Nurcan'a da ilk getirdiğinde gösterdim. Verdin mi? Verdim. Ne dedin? Verdim hepsini dedim. Niye getirdin onu dedim. Niye yaptın? Sevdim dedi. O da yetim idi. Ben onu aldım kendime bacı ettim. Onun anası da yok babası da yoktu. Ne kadar sürdü bu bacılık? Yani geldi kızdın. Bir nasıl yıl bunu sonra, yaptın? Bir yıl sonra eşim tanıştı. Bir yıl küs kaldınız. Küs kalmadım yani telefonlarda falan görüşüyoruz. Eşim dedi, senin ya sen bizim orada mı yalan söylüyorsun? Bir dakika Nurcan. Demek ki sen başından beri ben... Zayda Hanım gittim. Ayşe bir Allah dakika. Allah Allah. Bak Zayda abla ona da kessin sesini. Ayşe. Sen de kaynatan... Ne dedin Suzan, sen? Suzan konuşturacağım. Ayşe kimin bana şunu söyle. Evet, bana bak. Söyleyelim. Kimin bir dakika yaptın? Suzan. Allah'ım. Hadi onlar söyle Suzan madem. Şey Suzan söylüyorum evet. Benim sosyal medyada beni tehdit etti ki resimlerini paylaşacağım. Benimle birlikte olmasan niye paylaştı efendim? Hala benim resmimin onda ne işi var? Sonra hala benim videolarımın onda ne çıkartma. Bir dakika efendim. Bana efendim, cevap ver. Bir dakika. Neden? Çetti karakola şikayet kadının... etmiş takipsizlik aldı. Elinde başka bir delili yok. Avukatına gösterdi. Var var. Senin avukatı şu anda varsa ver bir telefonunda. Süleyman Ege'nin büyük gelinine kızına dolandığım var. 5 tane kadın var. Hep tamam be. Ekrana bir güzelim o karılar. Tamam. Kanıt Ünal'ın cebinde. Bir dakika. Kanıt. Ayşe, kanıtlar Ünal'ın cep telefonunda zaten. Kanıtlar Ünal'ın cep telefonunda. Tamam da. Cep telefonunda o fotoğrafları, videoları tutması. Evet. O videoları paylaşması. Bütün ben de şikayetim. Suç. Öyle değil mi avukat bey? Evet. Özel hayatım alt üst oldu. Özel hayatım alt üst oldu. Bak, çekmişler. Şimdi senin haberi var veya yok. Avukatımız konuşsun bir dakika. Özel fotoğraflarını paylaşman. Özel hayatın gizliliğini ihlal ben ediyorum. Onun özel fotoğrafını bir yerde paylaşmadım ki sosyal medyada. Paylaştım, bütün dünya gördü. Sen, onlar ya Emre Halt'tan yaptı, çete lideri. Organize suç örgütü hayır, Emre efendim, paylaştı. Hayır efendim ben üçünden de şikayetçiyim. O bana santaj yapılan fotoğrafları ben veririm. Ben santaj yapılan fotoğrafları ben veririm. Asla benim özelimi paylaştım. Belgelidir efendim, WhatsApp'tan belgelidir. Ben kanala onları vermişim, bana santaj yapılan fotoğrafları. Hayır, sen yayınlayın. Niye kocamın ilgine konuşuyorsun, telefonları vermişsin? Dün bir saniye ben dinlerim. Niye bunu konuşmuşum? Sen niye yine telefonda eşimle hayır efendim, araştırma yapılsın, yalan söylüyorum. Dün siz konuştunuz mu telefonda? Dün değil, asla evlendin gittin sen diyorum. Niye eşimle yine konuşuyorsun? 9 Aralık'ta konuştun, 11 Aralık'ta konuştun, 14 Aralık'ta konuştun, kanıtlayarak konuştun. Peki, ne konuştunuz? Vermişim, ya yalan söylüyorum. Başka neden de olay yaptım. Bak doğru bir şey değil. Başka neden de özür diliyoruz. Bir dakika, alalım, herkesin sesini alalım. Alın sesleri, tamam. Tek tek soracağım, tek tek cevap vereceksiniz. Herkes konuştu mu, hiçbir şey anlaşılmıyor. Tamam, neden konuştunuz? Ünal'la, yakın bir zamanda. Neden madem konuştum? Bu kadar sevmiyorsun, bu adamı hayatında neden istemiyorsun. Neden konuştum biliyor neden? Musun? Neden konuştum? Kendisi annemgile falan değişik değişik şeyler söylemiş, bir şeyler. Benim resmimi kardeşime atmış abime. Şikayetçiyim, abime resmimi atmış, ilişkimiz vardı. Evlendikten sonra senin böyle bir şey yapmaya hakkın var mı? Ona dedim ki sen niye sen böyle... Sen tekrar Murat Bey'le de yeniden evlendin evet, sonra. Evet, evet. Şu anda evlisin. Evet, Murat Bey de dün yayına bağlandı, ben karımın yanındayım dedi. Ben evlendikten sonra efendim resimlerimi, videolarımı eşime sence atarak tehdit etti. Neden yapıyor? Neden yapıyor? Neden yapıyorum? Beni dünya aleme rezil edip, yani kocam beni almasın veya bir başka bir şey olmasın, Suzan bana kalsın. Alakası yok. Alakası bir dakika. Sesin var mı? Onu kendi bir dakika, kocana Nurcan. Soracaksın. Ünal, neden fotoğrafları ailesine atıyorsun? Videoları ailesine ablasım, atıyorsun? Ablasım bunlar beni mafya gücüne kapsettirdi. Emrah'la bu. Öyle bir şey benim peki telefonumla... fotoğrafları atarak yapmak istediğin şey mi? Hayır ablacığım fotoğrafları ne? Alttan Emrah atıyor. Suzan'ı da konuşturuyor. Bak kanala vermişim. Alttan Emre atıyor dediğin ne? Senden ya, gelmiş fotoğraflar diyor. Benden gelmemiş. 800 tane alttan, video var dedi. Onların hepsi bak, senin değil. Bir sürü şey var. Ablacığım alttan Emre şey var, veriyor videoları. Tane bak alttan Emre veriyor. Sakın. Kaç tane bayan resmi var efendim? Ben bir hataya rezil bir dakika. 5 tane bayanları ekrana Allah düzeceğiz. Türkiye'nin ekrana kurtarım. Düzeceğiz. Emre ne demek öyle? Ekrana düzeceğiz. Yok beş kim tane onlar 5 tane kadın. Bak işte bunlara soralım kimiymiş efendim. Ha canlı bir dakika o zaman, Fidan'a girelim. Suzan konuşmayın kendi aranızda. Suzan şimdi siz 3 kadınsınız. Evet. Senin iddiana göre senin teyzenin kızı.
Yeğenim. Ablamın kızı. Ha, ablanın kızı. Onun da amcasının onun eşi. Onun da amcasının eşi. Senin yengen, senin yeğenin. Evet. Nasıl onları bir araya getiriyorsun Suzan? Bu yeğenim beni çağırdı. Bir saniye. Efendim, anlat. Bir dakika. Bu yalan söylüyor. Söz vereceğim. Efendim bu söyle. Sürekli Fidan'dan, ailesinden bahsediyordu. Kendi yalan amcasından. Söylüyorsun. Evet. Fidan kaç yaşında? Sıra atıyorsun, yalan söylüyorsun. Fidan kaç yaşında? 32-33 yaşında. Yalan söylüyorsun. Yeğenimi darp ettiğini, 3 tane Reşat Altın'ın aldığını, 12 milyar parası. Bu senin resmi... yeğeninle bir ilişkisi olmuş mu? Efendim bu gaps ederek yeğenimle olmuş. Evet. Yalan söylüyorsun. Evet. Yeğenin sana bunu söyledi mi? Evet. Gel beni teyze kurtar deyince zaten şok oldu. Herhangi bir fotoğraf, bir görüntü. Evet, onun da videoları vardı. Bunda resimleri vardı. Öyle tehdit ediyordu efendim. Var mı böyle bir şey? Var. Yalan söylüyor yok. Var, var efendim. Fidan benim yengem. Abla bak. Var efendim. Bir dakika bir dinlesin. İki dakikada bana verecek. Söyle. İki dakikada bana verecek. Söyle anlat. Fidan kim? Bak Fidan benim yengem. Bunlar yalan söylüyor. Örgüttür, şebekedir, iftiradır. Hayır efendim. Bu annesi gibi. Yengenle hiç yalnız bir araya geldin mi? Vallahi evet, gelmemişim. Efendim. Allah şahittir, peygamber şahittir, sen Muhammed şahittir. Sen de hiç fotoğrafı var mı? Bende fotoğrafı yoktur. Kızımın videosu var mı? Kızımın videosu bende varsa onun da vardır. Anamın videosu varsa onun da vardır. Nasıl yalan yani? Bacımın çıplak videosu bende varsa onun da vardır. Aşağılık. Yani yok mu diyor. Anamın, bana böyle anlat. Var mı yok mu? Anamın videosu bende varsa... Anamın videosu bende varsa onu Ünal, da biliyorsun. Ünal var mı yok mu? Su bırak öbürlerini edebiyat bende. Yapma bana. Bende videosu yoktur. Yok. Yoktur. Peki nereden çıktı bu olaylar? Su ver bir tane. Şimdi abla bu annesi yine suları, suları attıkları için hocam da attı iyi oldu. Abla bak buralar bizim için önemli. Söyle. Bak en önemli konu bura. Önemli bizim. Bunlara söz verme bu konuyu tamamlayayım. Bunlara dediğin Ayşe ile Nurcan'a mı? Bunlara bir söz verme ben bu konuyu tamamlayayım. Hemen iç suyunu söyle ya da içmeden söyle hadi. Şimdi burada bir Fidan var. O... Bütün İkisinin de akrabası. Evet, birinin yengesi, birinin yeğeni. Evet. İddiaya göre Fidan'la da beraber olmuş Yunan. Evet. Bak ablacığım. Bu annesi gelin eve oturmaya gitti. Hı. Bana dedi annemgile gidiyorum. Dedim git. Kim? Suzan. Suzan senden izin mi alıyor annesi? Evet. Zaten? 2,5 saat sonra oradan çıktı. Efendim. 2,5 saat sonra oradan çıktı. Ablacığım bak. Hı. Bütün akrabalarımız aradığınız an aradığınız dakika işte. Söyle Yunan bana söyle şimdi. 2,5 saat sonra çıktı beni aradı. Dedi ki akşam eve gel seni bekliyorum. Evde buluşalım. Tamam dedim. O sırada evli mi? Bekar. Evlilik yapmadı. Bu anlattığım olay 10. aylarda falan oluyor. Peki burada bir dakika. Suzan sen bunları tehditle mi yapıyordun? O zaman isteyerek mi birlikteydiniz? Tehdit efendim. Tehdit. Bu videoları tehdit ne? Evet evet tehdit. Tehdit ne? Ben bunlardan şikayetçiyim. Tehdit ne? Bu rezilliğe düştüm. Bu rezilliğe düştüm. Suzan tehditin ne? Abla burayı tamamlayacağım. Bu resimleri, videoları sosyal medyalarda paylaşırım. Kardeşime atmış, abime atmış böyle evlendikten sonra. Sen onlarla paylaşmasın diye mi onunla beraber olmaya devam ettin? Böyle olur mu efendim? Beni oğlumla tehdit etti, kocamla tehdit etti. 17 yaşındaki oğlum var. Yurttan geliyor. Kanıtla, kanıtla. Delil koy, delil. Savcılık abi. Burada lafı da var. Bu arada yazdıklarında okudum. Hatta küçükken başına çok kötü bir şeyin geldiğini yazmış. Evet. Ya yalan söylüyor, bana bile iftira atıyor. Bir dakika, son dakika. Son dakika. Hamza Bey dedim gitti. Ünal'ın amcası Hamza Bey sözü edilen kadın Hamza Bey'in nesi oluyor? Hanımı. Hanımı, eşi. Evet. Hamza Bey senin amca. Amca. Evet. Hamza Bey'e ulaşalım. Hamza Bey bakın burada sizin eşiniz hakkında konuşuluyor. Söz hakkınız vardır. Lütfen bağlanın. Böyle bir şey gerçekten var mı yok mu ben öğrenmek istiyorum. Suzan diyor ki var. Sözümü tamamlayabilirim. Ünal diyor ki yok. Tamam. Ama efendim, siz eşisiniz Hamza Bey. En iyi siz bilirsiniz diye düşünüyorum. Dinleyelim. Kendisi de bağlanabilir bu arada. Peki. Devam et Ünal. Abla akşam eve gittim bunun yanına. Annesigil'in evde bu Fidan yeni kendine bir telefon numarası almış. Bunların annesigili işletiyormuş. Bu da telefonu yalan almış efendim. Fidan olduğunu annesigile vermiş. Buna annesigil de şahittir. Şeyma da şahittir. Ne kadar yalan. Şeyma da şahittir. Aa sizin işiniz bu kızım. Yalan. Sizin işiniz yalan. Bu. Abla ondan sonra o numarayı yalan. Almış kağıda yazmış. Ben de akşam gittim bunun yanına eve. Bunu bana ver dedi. Telefonumu verdim. Bu numarayı gir dedi. Girdik baktı ki herhangi benim telefonumdan, WhatsApp'tan veya hiç arama hayatta yapılmamış. Dedi bu numarayı kaydet engelle.
Ben de kaydettim, engelledim. Dedim bu kim? Dedi niye ki, kaydediyor, niye engelliyor? Kendisi söylüyor işte. Hayır, oyun efendim, kuruyor ya. Peki niye söylüyorum? Sordum, sordum işte ki. Bak dinle ablacığım. Ya konuşma. Dedi ki bu numara dedi fidanın. Bak, peki önemli. Burada dur bir sorayım. Niye böyle bir oyun yaptınız? Yaptınız mı? Hayır estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ses kaydı var efendim. Tamam İsterseniz, dinleyelim. Ünal burada... sen bana anla Suzan. Ha. Bu... Bu fidan beni aradı. Varsa kamera fidan, görüntüsü evet, dinleyelim. Var. Telefonu tamam, sen mi verdin boyan. Fidanın? Hayır estağfurullah zaten kendisi konuşuyormuş efendim. Bak, yalan kendisi, söylüyor efendim Allah ben konuşmuyorum. Şahittir. Gökteki Allah şahittir. Ben de Allah'a şahit ediyorum. Beni yeğenim çağırdı. Bak yeğenim aslında bu olay nasıl oldu biliyor musun? Ben bunu fidanla konuştuğunu öğrendiğim zaman ben gittim ablamı uyardım. Hı. Ablama dedim ki fidana söyle Ünal'la görüşüyormuş dedim konuşuyormuş. Bunları dedim lütfen ona dedim dikkat et uyar böyle bir hataya düşmesin. Bunu kıskançlığından dedim. Mı yaptın? Kıskançlığından aynen, değil aynen, bunun sapık abla, olduğundan. Bana leke hayır için işte. Bunun sapık olduğundan efendim. He biz sapık yeğenim, korumaya mı çalıştın? Evet tabii ki yeğenim. Niye kendisine söylemedin niye ablana söyledim. Söyledim durun devamını getireceğim efendim. Hı. Ondan sonra böyle olay olduktan sonra yeğenim beni aradı. Hı. Teyze, evet teyze dedi böyle kız dedim ne oldu teyze dedi böyleyken böyle Ünal beni darp etti beni kurtar anneme söyleyemiyorum. Nasıl başlamış ilişkileri? Bilmiyorum efendim onlar kendileri biliyor. Abla, ben Kasım'ın 3'ünde öğrendim. Ne yaptın peki Fidan'la bir ilişkisi olduğunu öğrendin? Bir dakika öğrendim bak ne yaptım biliyor musunuz Zahide Hanım? Yeğenimle konuştum anlattı ağladı sarıldı bana çünkü aynı durumda da benim. Çünkü ya. Aynı durumda ben olduğum için dengem bozuldu.